Kanunu biliyorsun dedi Beatty. Sağduyun nerede? Bu kitapların hiçbiri birbiriyle hemfikir değil. Buraya bu lanet olası Babil Kulesi'ne yıllarca kapanmışsın. Bu kitaplardaki insanlar asla yaşamadı. Yandaki evde bulunan bir kitap dolu bir tabancadır. Yak onu, silah mermisini al adamın zihnine zorla gir, okumuş adamın hedefinin kim olacağını kim bilebilir? Ben mi? Onları bir dakika bile midem kaldırmaz. İtfaiye karakolundaki yüzbaşı Beatty'nin kin dolu sözlerini Fahrenheit 451 adlı romanda okumuş oldum. Bugün sizlerle Fahrenheit 451 kitabını ve yüzbaşı Beatty'nin midesinin kaldırmadığı şey her neyse onu konuşacağız. Düşünce yolculuğuna hoş geldiniz. Kimimiz zindanlardan Mehmet'imize mektup yazıyoruz. Bir sürgünden bir o sürgüne gidiyoruz. Ve şayet o sürgünde eğer özgürlük varsa... Özgürlük içerisinde 1453 yılını gösterene kadar insanlığın ortak bir hedefi vardı. Hemen hepimizin yaptığı basit bir fiildir kitap okumak. Açarız, okuruz, genellikle çok düşünmeyiz, bir kenara atarız. Evet, Fahrenheit 451 de işte böyle bir kurgu romanı. Aslında basitçe okunup raflara kaldırılabilecek bir kitap. Ancak yazar Bradbury'nin bizlere bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum. Bilirsiniz, distopyalar ütopyaların aksi tezi olarak çıkmış ve baskıcı, otoriter düzenin toplumda hakim olmasını hayal kuran bir düşünce tarzı. De Fahrenheit 451'in ortamı da böyle bir baskıcı, otoriter, distopik ortamın ürünü şeklinde söylenebilir. Bu ortamı gözler önünde canlandırmak için çok spoiler vermeden kısaca değinmek istiyorum. İtfaiyeciler bilindiği üzere yangınları söndürmekle görevli memurlardır. Lakin öyle bir ortam düşünün ki itfaiyeciler söndürmüyor, yakıyorlar. Peki neyi yakıyorlar? Kitapları. Fahrenheit 451'deki baskıcı otoriter rejim düşünenleri, kitap okuyanları, evinde kitap bulunduranları yakmayı ve onların hayatını zehir etmeyi istiyorlar. Kitabın ana karakteri Guy Montag adında sıradan bir itfaiye memuru. Bir gün kitapları barındırdığı için bir bayanın evini yakmaya giderler. Ancak oradaki bayan kütüphanesinin yanışına sessiz kalmaz ve kitaplarıyla birlikte yanmak ister. Olaya da ana karakterimiz Guy Montag şahitlik ediyor ve dolayısıyla aklında sorular beliriyor. Bir kadının yanan bir evde kalmasına yol açtıklarına göre kitaplarda bir şeyler olmalı. Hayal edemeyeceğimiz bir şeyler. Orada bir şeyler olmalı. İnsan bir hiç uğruna kalmaz. Kafasında binlerce soru, ortamın baskısı, kalbinde vicdan azabı. Montag belli başlı kitapları yanında alıp evinde okumaya başlar. Tabii karısı bunu istememesine rağmen. Dolayısıyla Montag kendisini ve yaşamını tehlikeye atmış durumda. Peki tehlike ne? Kitap. Peki kitapların içinde tehlike barındıracak ne var? Hemen hepimizin yaptığı basit bir eylemdir kitap okumak demiştim ya. Evet, gelin bu kitabı biraz da böyle gelip geçmeden irdeleyelim. Bakalım Bradbury'nin bize vermek istediği mesaj neymiş, öyle okuyalım. Kitaplar. Yüzbaşı Beatty ve onun biat ettiği otoritedeki canavarların korkulu rüyası. Fark ettiyseniz insanların demedim, canavarların. Çünkü hayatım boyunca düşüncelerinden dolayı insanları yakanların zihniyetine insaniyet nazarıyla bakmamışımdır. Bir teoride olanı bir de pratikte olanı konuşalım o zaman. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik iradedir. İradesini de düşünceleri şekillendirir. Düşünceleri de okudukları, duydukları ve öğrendiklerinden ibarettir. Peki kitaplar bunun hangi rolünü üstleniyor? Düşüncelerini şekillendiren temelleri içeriyor. Velhasıl kimi zaman her şeyi içinde barındırmasalar bile kitaplar insanların en iyi öğreticilerindendir denilebilir. Bu teori kısmıydı. Bir de pratik kısmına bakalım. Peki bazıları iş neden insanların duygu ve düşüncelerini özgürce yaşayabilme, özgürce okuyup özgürce aktarabilme fiiline gelince durup düşünüyor? Peki neden insanlar düşünceleri, düşünenleri ve kitapları yakabiliyor? Evet, bu sorularla pratik kısmı kolayca anlayabiliriz. İnsan bilmediğinin cahilidir, bilmediğinin düşmanıdır. Ve kitaplar gösteri alayı caddeden gürültüyle geçerken Sezar'a fani olduğunu hatırla Sezar diyen muhafız kıtası gibiler. Zannediyorum kitapları, düşünceleri, düşünenleri yakan zihniyet fani olduklarını hatırlamamak için menfaatine uygun her türlü hukuksuzlukları uygulayabilmeleri için kitapları, düşünceleri, duyguları yakıyorlar. Kitap kağıdının tutuşup yanma derecesi Fahrenheit 451. Peki ya insanların vicdanını harekete geçirecek ateşin yanma derecesi?